Kış Uykusu'nun kitabından bahsetmiştim. Arkada kısa bir bölüm var. Yani yaklaşık bir 30-40 sayfalık Nuri Bilge Ceylan'ın günceleri vardı. Bundan bahsettim size ve de orada Zeki Demirkubuz'a bir laf çakması vardı. Bugüne kadar Nuri Bilge Ceylan'dan hiç bu aralarındaki iki yönetmenin polemikle ilgili bir şey duymamıştık. Bir laf çakma daha gördüm dün. Ercan Kesal'ın da bir günlüğü vardı. Bir zamanlar Anadolu'nun günlüğünü yazmıştı. O günlüğün yazılmasından da çok memnun olmamış Nuri Bilge Ceylan. Hatta basılmasını istemiş. Onu da gördüm. O pek basına yansımamıştı. Ama bu vesileyle de Türk sinemasındaki bu atışmayı, yani bugüne kadar bunu belki Nuri Bilge Ceylan dile getirmese biz şey diyecektik. Ya böyle bir şey var mı yok mu acaba? Hani bir gönderme var mı? Ama anladığımız kadarıyla bir sıkıntı var iki yönetmen arasında. Zeki Demirkubuz da, Nuri Bilge Ceylan da bizim baş tacı ettiğimiz, çok beğendiğimiz, sinemalarına hayran olduğumuz iki başarılı yönetmen. Hiçbir zaman yarıştırmak aklımızdan bile geçmez. Ancak anladığımız kadarıyla bu iki yönetmenin arasında bir kara kedi girmiş. Ve bu kara kedi sonrasında da iki yönetmen filmlerinde çeşitli sahnelerde birbirlerine gönderme yapmaya başlamışlar. Şimdi bunu kimle konuşalım dedik. Burak Şen geldi aklımıza. Burak bunu çok yakından takip ediyor. Burak sen ilk günden beri herhalde bu böyle Türk sinemasında bir efsane olarak devam ediyordu bu. Ama artık Nuri Bilge Ceylan bunu ete kemiğe büründürdüğü için konuşabiliriz. Daha Zeki Demirkubuz bu konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı. İlk tartışma nereden çıkmış bu iki yönetmenin arasında? O kara kedi hangi filmde girmiş, ne vesileyle girmiş anladık mı? Aslında olay 2002'ye dayanıyor. 2002 yılında Uzak filmi vardı Nuri Bilge Ceylan'ı hatırlarsınız. Normal şartlarda aslında filmin yarısını neredeyse Zeki Demirkubuz anlatmış Nuri Bilge Ceylan'a ve sonradan da aslında Uzak filmi olarak karşısına çıkıyor. Ama o sıralarda Zeki Demirkubuz'a herhangi bir ses seda yok. Ne oluyorsa aslında Üç Maymun'dan sonra oluyor. Üç Maymun filmi Nuri Bilge Ceylan. Çünkü bir dönem aslında şunu da söyleyeyim, Zeki Demirkubuz'dan hiçbir zaman şey ifadesi gelmiyor. Yani Nuri Bilge benim hikayemi çaldı, bir intihar söz konusu olduğu, bu tarz şeyler hiçbir şekilde Zeki Demirkubuz'dan gelmiyor. Ama işte sükut ikrardandır diye insanlar arasında da bayağı bir polemik ve harlama gerçekleşiyor. Yılmaz Güney'in Baba filmini bir yorumunu çekmek istiyor Zeki Demirkubuz. Ama ondan önce davranıp Nuri Bilge Ceylan çekiyor. Ve ne oluyorsa aslında oradan sonra oluyor. Yani iki insan da artık yavaş yavaş yolları birbirinden ayrılıyor. Ama sinema severler için ve bu ikili arasındaki bütün o kaosun ortaya çıkmasına sebep olan şey ise Yeraltı filmi. Zeki Demirkubuz'un Yeraltı filminde geliyor. Evet. Evet. Yeraltı'nın bir tane meşhur yemek sahnesi. Bir Ankara'da geçiyor. Ankara Sıkıntısı diye bir film mi çekmek istiyor yönetmen? Orada bir konuşma yapıyor herhalde şey. O konuyu biraz hatırlatır mısın? Evet, evet. Nuri Bilge Ceylan'ın Mayıs Sıkıntısı filmi var biliyorsunuz. Evet. Gel gelelim, bu gördüğümüz sahnede de bir yazar Ankara Sıkıntısı isminde bir kitap yazıyor. Ve tam da bu sahnede mesela Engin Günaydın'ın karakteri Muharrem hırsızlıkla suçlamaya başlıyor. Yani sen her zaman böyleydin zaten, her zaman yanında kağıt kalem tutardın, not tutardın, işte hoşuna giden fikirleri, hoşuna giden cümleleri alırdın, sen direkt hırsızsın diye bir şekilde suçlamalarda bulunuyor. Evet. Bir izleyelim istersen o bölümü. Tabii, çok tabii. Çünkü renkli bir bölüm. Evet. Bu sahne bayağı kritik. Evet. Falan var sanacak. Bir de anladığı olsa mürekkep yalamış adamların arasındaki husumet kan davasından bile daha korkunçtur Sinancığım. Bak bu iyiydi işte. Kalem mi arıyorsun? Nereden anladın? Eskiden de öyle yapardın da. Nasıl yapardın? Böyle işte, sohbet edilirken hoşuna giden bir şey olduğunda hemen kağıt kalem aranırdın. Hatırlamıyorum. Niye aranırdın? Not etmek için. Neyi? Söyleneni. Hangi söyleneni? Bu bayağı Nuri Bilge Ceylan'a taş atıyor yani burada Zeki Bey. Cümleye ya da aklına gelen fikri. Neyi soruyorsun anlamadım. Bir. Ben neden kalem arandım? İki, bütün bunları niye anlattın? Üç, söylemek istediğin ya da ima etmek istediğin başka bir şey mi var? Sayayım mı daha?
Sen bir hırsızsın. Hem de hırsızın en önde gideni. Önüne gelen her şeyi cebine indiren adi bir yan kesicisin. Söylemek istediğim işte bu. Yoksa notçu, fortçu. Diyemedim tabii. Hiçbir şey söyleyemedim. Tabii bir de bu sahnenin devamında bir tiradı vardı Erol Bey'in. O da çok etkileyicidir aslında yani. Arkadaşlığın karşılıklı, açık sözlü ve yalansız olanı için canımı veririm. Evet, buna bayılırım. Sayın Yener'im. Arkadaşlık, hassaslık ve incelik isteyen bir iştir. Öyle kabalığa, özensizliğe, alaycılığa gelmez. Oradan da sürün atınızı batıya, Viyana'ya. Nobel'de, Oscar'da ne bulursanız getirin Ankara'ya. Şerefinize sayın generalim. Bu şimdi müthiş bir sahne tabii. Yani bu sahneye baktığın zaman insan felç geçirir. Yani böyle bir sahneyi gördüğün zaman sinemada tahminen. Sonrasında ne oldu peki? Bu filmde böyle bir şey var. Burada bu sahnenin daha girişinde işte bir damla mürekkep bulaşmış insanların husumeti kan davasından beterdir gibi sert bir cümleyle giriş yapıyor ve aralarındaki çekişmenin aslında ne kadar kaotik olduğundan burada da bahsediyor. Ya biraz Zeki Demirkubuz'a Nuri Bilge Ceylan'ın yapıları çok farklı birbirinden. Mesela Zeki Demirkubuz bir röportajında şöyle söylüyor. Ben diyor çok kolay yaralanıyorum. Evet, yarayla yaşamıyorum belki de ama çok kolay yaralanıyorum diye söylüyor. Daha hassas, daha arkadaşlık tarzında şeylere daha önem veriyor. Ki ya siz de az çok bilirsiniz. Yani arkadaşlığın, dostluğun verdiği tahribat hiçbir şeyle boy ölçüşemez. Benim de bu Kış Uykusu'nun kitabındaki güncelerde şey çok sarstı. Nuri Bilge Ceylan bir nevi Zeki Demirkubuz zamanında ghostladığını, yani yok saydığını, daha soğuk davrandığını itiraf ediyor aslında. Evet. Orada şimdi sonrasında bu şey nasıl geçti? Sonrasında başka hangi filmlerde göndermeler var? Kıskanmak filmi var Zeki Demirkubuz'un. Kıskanmak da biraz aslında filmin neredeyse tamamı göndermelerle dolu. Ama ondan sonra 2014 yılında Kış Uykusu geliyor ve Kış Uykusu'nda Shakespeare'in tiradı üzerinden bir tür karşılıklı atışma gerçekleşiyor. Tam bu sahnede. Bir evet, bakalım Aydın, ne diyor burada? Aydın ve evet. Levent arasında. Evet. Baştan okuyalım. Başla. Nereden geçtin anlayamadım. Hayır, bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Aynı cümleler neredeyse. Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Ama hayır, biraz ahlak, biraz vicdan lütfen. Olur mu? Kapanış mahiyetinde siz daha iyi bilirsiniz gerçi Aydın Bey. Estağfurullah. Shakespeare'den bir mısra, bir dizi söylemek. Vicdan, güçlüleri korkutmak için düşünülmüş, korkakların kullandığı bir sözcükten başka bir şey değildir. Müthiş tabii şimdi. Ama bu da ona cevap olarak yer altındaki sahneye birebir cevabı aslında Ahlat Ağacı'nda yazarla Sinan arasında geçiyor. Serkan Keskin ve Doğu Demirkol'un arasındaki o diyalog arasında geçiyor. Oraya da bakabilirsek direkt aslında yer altındaki şeylere cevap mahiyetinde. Evet. Peki sonra cevap ne geldi? Sanırım bir zamanlar Anadolu'da bir şey sahnesi var. Elektrik kesilme sahnesi var değil mi? Orada Zeki Demirkubuz gibi başka bir filminde var. Ben orayı tam olarak bir gönderme olarak okuyamıyorum yani. Yani evet. Çok estetik açıdan, sinematik açıdan yetkin sahne herkisi de. Ama tam olarak böyle okuyamıyorum yani. Gönderme mahiyetini okuyamıyorum. Ama gel gelelim 3 Maymun'un, daha doğrusu Baba filminin yorumunu Zeki Demirkubuz Kor filminde yapıyor. Kor filmini çekiyor ve neredeyse işte 3 Maymun, Baba ve Kor üçü de neredeyse aynı hikaye. Yani Zeki Demirkubuz evet. Aslında isteğini gerçekleştiriyor ama tabii çoktan olaylar kopmuş oluyor. Yer altındaki sahneye de dediğim gibi cevap aslında Ahlat Ağacı'nda geliyor. Ahlat Ağacı'nın o diyalog sahnesine geliyor. Önemli olanın nasıl, yani ne yazıldı değil, nasıl yazıldı ile alakalı burada. Burada yazarla da onu konuştuk. Ne yazdı? Çalınacağını düşündüğüm için falan söylemiyor değilim konusunda. Yok yok. Kesinlikle Allah Allah. Niye öyle düşüneyim ya? Ne yazdın değil tabii ki. Nasıl yazdın? O meseleye nasıl baktın? Evet. Şu meşhur klişeleşmiş düstura geldik yine.
Ama işte yani o klişeler bazen en temel doğruları ifade eder. İçindekileri ortaya dökmeni bekledim. İğnelerine, dokundurmalarına efendice sabırla cevap verd. Edebiyatın merkeziymiş, taşrasıymış, kalemin kağıda değdiği yermiş, şuymuş, buymuş. Hiç ama hiç umurumda olmuyor. İşte sizin toy kafanızın anlayamadığı şey de bu. Hayatta sadece tek bir gerçek yok. Ayıp oluyor, ayıp oluyor. Edebiyatmış, başarıymış. Al hepsi senin olsun. Tepe tepe kullan. Şu anda Nobel verseler gidip almam. Bilmem anlatabildim mi? Nobel versiler almaz mı? Çalınacağını düşün. Ya bu da çok müthiş bir sahnedir. Yani bu sinema tarihine geçecek bir sahnedir. Yani bu köprüden yürüyüşü, bu genç yazarın hani taşra yazarını darladığı bu an bence çok şeydir. Ama sen diyorsun ki bu sahnede de bir gönderme var aslında diyorsun Zeki Demirkubuz'a. Direkt yeraltı ya. Direkt yeraltı. Yani evet. O şekilde. Çünkü şimdi yeraltının o kısmında hırsızlıkla başlıyor olay. Mesela Doğu Demirkol diyalogların başında şey diyor. Hani çalınacağından falan değil. Söylememin, kitabın konusu söylememe sebebim, hani çalacağınızı düşündüğünden falan değil diye bir giriş yapıyor. Daha sonra Serkan Keskin'in karakteri önemli olan şeyin metin değil de nasıl yazıldığı olduğunu söylüyor. Yani yazarları ve sanatçıları ayıran şeyin yorum olduğundan bahsediyor. Ve en sonunda işte şu an Nobel verseler gitmem çekip Doğu Demirkoğlu'ndan Nobel verseler gitmez bir şey arkasına küfür yapıştırmasıyla sahneyi bitiriyor. Yani bu doğrudan yer altında bir tür cevap mahiyetinde. Evet. Ama ben artık açık konuşmak gerekirse her ikisinin de sakinleştiğini düşünüyorum bu konuda. Mesela biz hayat vizyona girecek yarın. Biz hayat izleyeli bir iki ay falan oluyor. Film ekimi galasında izlemiştik filmi. Ve sonrasında Zeki Demirkubuz'un bir soru cevabı oldu. Zeki Demirkubuz aslında bu soruların Nuri Bilge ile alakalı gelecek sorulara çok cevap vermek için heyecanlıydı. Hatta birkaç kişi magazinsel soru soracağız tarzında söyleyince sorun hadi sorun diye de üsteledi. Ama sormadılar tabii ki de. Ben sakinleştiklerini ve dinginleştiklerini düşünüyorum. Hatta hayatı izlediğiniz zaman da göreceksiniz. Çok olgun, daha böyle kendiyle barışmış, dertleriyle barışmış bir Zeki Demirkubuz göreceksiniz. Yani açıkçası şu Kış Uykusu kitabı beni şaşırttı. Hani arkasından güncelemi çıkartması. Ben de hiç beklemiyordum yani. Çünkü hem Ercan Kesal'a da bir gönderme var. Çünkü Ercan da Kesal'ın kitabının çıkmasını istemiyordu. Çünkü orada da şöyle bir şey var. Ercan Kesal'ın kitabını okumuş muydun? Orada da aslında bir iki şeyden rahatsız olduğunu düşünüyorum Nuri Bilge Ceylan'ın. Çünkü Ercan orada çok içten bir şekilde, samimi bir şekilde not tutmuş. Yani evet. Güncesini bayağı günlük tutmuş ve orada bir iki şey var. Sanırım ondan rahatsız oldu Zeki Demirkubuz. Mesela birkaç sahne izliyorlar farklı filmlerden ve onu alıyorlar. Filmin içine koyuyorlar. Sanırım o birkaç rahatsızlık yarattı. Yani hani Zeki Bey'in Zeki diyorum. Nuri Bilge Ceylan'ın sineması hani bu kadar mı diye belki de ama bence güzel bir atışma. Yani Türk sinemasında böylesine entelektüel, zarif bir polemiği uzun zamandır görmemiştik. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen de bu ben polemiği biraz daha büründürdün. Anlamamıza yardımcı oldun. Yarın bu çok vesileyle Zeki Demirkubuz'un Hayat filmini merakla bekliyorum. Tavsiye ederim. Gerçekten güzel film. Evet. Sırf Zeki için sinemaya gidebilirim vallahi. Ne zamandır gitmiyordum. Dün de aklıma geldi. Acaba Zeki'nin filmi ne zaman çıkıyor diye. Güzel bir rastlantı oldu. Buradan da duyuralım ve de tavsiye edelim. Hem Zeki Demirkubuz'un filmini hem de Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerini. Çok teşekkürler yayına katıldığın için. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim.